Berdiş'e bakın, çapraza zorladı, boş alanı buluyor. Filevine yaklaşarak puanı aldı Çaytanız. Bu tür sayılar üretmeye çalışacak işte. Yine aynı köşeye. Djokovic nasıl istediği gibi raketini yönlendiriyor, işte izliyorsunuz. Oo. İşte final mücadelesi. Evet, çok güzel. Verdiğin o çizgiye gönderdiği top çok başarılı bir şekilde oldu. Tekrar izlersek. Güzel yönlendirdi bu zor topu. Geçmedi. Geçmedi. Novak Djokovic fil önüne de gelerek tüm hünerlerini ortaya koydu adeta. Bakın 4-0. 4-0 oldu. Nerede bu top? Evet, içeride. Bu top içeride. Bu top içerdiğinin lır gibi değil. Tam Djokovic'in sayı derken verdi işte. Bu tür puanlara, bu tür ekstra puanlara çok ihtiyacı var şu an. İşte Djokovic de izledi ve çizgide olduğunu kendisi de görüyor, şahit oluyor. Oo, bir kez daha. Bir kez daha Djokovic'in hamle yapmasını engelliyor. Verdi. File önünde olması passing shot'la sonuçlanıyor. Nereden çıkardı Novak Djokovic o topu? Bu kadarı da olmaz ama. Bu kadarı da olmaz gerçekten yani. Djokovic her vuruşunda raketini nasıl isterse o şekilde yönlendiriyor ve burada da verdiği ne hale soktu. Fil önünde olma avantajını nasıl kullanamaz bir tenisçi işte böyle bir vuruşla. Novak Djokovic kalkmasına izin vermiyor Berdi. Oh. Bu üçüncü kez herhalde toplamda. Yani bu tür puanları da var Berdi. Kendisi de gülüyor. İlk kez düşündüğünü gerçekleştirdi belki de. Yani uzun Berdi'den sonra. İşte eğer Rize bu şekilde ayakta kalırsa bu tür puanlar gelmeyecek değil Berdik'ten. Yani bu mücadele kariyerinde farklı bir yer tutacak gibi gözüküyor. Novak Djokovic 5-0 oldu. Üst üste 11 oyun. Bunu hemen sizlere belirtmiş olalım ve Novak Djokovic bir tarih yazıyor şu an Pekin'de. Kariyerinde ilk kez belki de bir final mücadelesini tamamlarken oyun vermemiş olacak.
Bu tür anlar da var. Bunları da es geçmeyeceğiz ama devamı gelmiyor Berdi için. Evet, öyle de oldu. Hani maçı kazandım gibi Thomas Berdi'nin hareketlerine bakın. Evet, ben şampiyonluğu kazandım diyor. Öyle bir sevinç vardı Thomas Berdi'de. Yani o da şaşkın. Yine de oynadığı oyundan keyif almak istiyor. Thomas Berdi. 3 kez oyun puanı. İlk kez servis oyununda oyun puanı bu kadar rahat bir şekilde geldi. Devam ediyoruz diyor. Devam ediyoruz diyor Berdi. Oyun, set, maç, şampiyon Novak Djokovic. Bu sefer fırsat etmedi ama bu karşılaşma kariyerinde özel bir yer tutacak. Thomas Berdi bakın dünya bir numarasını nasıl kokluyor. İşte dostluk, işte tenis, işte spor bu. Novak Djokovic toplamda 5. kez Çin'de, Çin açık finalinde Pekin'de şampiyonluk kupası kaldıracak. Dünya bir numarası Çin açık finalinde Pekin'de bir kez daha kupayı havaya kaldırıyor. Kariyerinin toplamda 46. şampiyonluğu Pekin'de Çin açık finalinde geliyor.